Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde bugüne kadar incelediğimiz tüm ultrabookları göz önüne alarak değerlendirme yapacağız. Kim nasıl bir ürün almalı, biz neleri tercih ediyoruz, neler dikkatimizi çekti bu ürünlerde onlara bakacağız. Evet. Murat, hemen hemen her ürün elimizden geçti. Geçiyor da yani daha da Evet. geçecekler de şimdi şöyle bir sorun var. Çok ürün inceleyince herkes hepsini izleyemiyor. Hepsinde bir laf ediyoruz. Önemli bir şey mesela. 10 videoyu izleyen 10 tane önemli cümleyi duyuyor da işte bir tanesini izleyen 9'unu duymuyor. Biz de dedik ki bir toparlayalım. Hani önemli şeyler nedir? Seçim kriteri nedir? Neye dikkat etmek lazım? Çünkü bize ekstradan soru geliyor mailden. Biz maille soru çok cevaplayamıyoruz maalesef. Şöyle bir ön bilgiyle başlayalım mı Murat? Ultrabook'lar ilk başta bize, yani Ultrabook aslında Intel'in koyduğu bir Tabii. standart, Intel bir platform. Evet. Hafif taşınabilir Evet. sistem. Daha sonra bu sene ne oldu? Intel hem platform değiştirdi ama öncesinde de ikisi bir arada dediğimiz sistemler türedi. İkisi bir arada sistemler de hepsinin kendine has özelliği vardı senin İşte önünde olan. bu Mesela bu ikisi bir kaydırmalı arada. sistem. Evet. Şimdi ikisi bir arada sistemler şöyle tabletle Ultrabook'u birleştiren sistemler esas olarak bu. Yani ben ikisini de istiyorum ama iki tane ayrı cihaz istemiyorum diyenler için üretilmiş bir standart tasarım şekli formatı değişik değişik herkesin değişik çözümü işte bu kaydırmalı bir tanesi dönüyor bir tanesi katlanıyor bir sürü yolu var bu işin ayrılanı bileni var orada tamamen senin biraz da estetik kaygılarını ön planda tutacaksın hangisi gözüne hoş geliyorsa ya da tabii başka şeyler var mesela pil önemli şeyi ayırdığın zaman ikisini birlikte ayırdığın zaman kiminde tablet kısmında pil var kiminde yok yani Evet. böyle küçük detaylar da var ama günün sonunda sen yine bir ultrabook aslında taşıyorsun. Yani hiçbir zaman tablete değil her zaman ultrabook'a daha Yakın. yakın bir sistemin var. Dolayısıyla onu baştan bileceksin. Pil ömürleri de tabii ki de tabletler kadar uzun değil ama bunun karşılığında sana elinde taşıyabildiğin bir ve her şeyi çalıştıran bir bilgisayar oluyor. O ayrı. Bir de senin önündeki gibi bildiğimiz ultrabook yani normal notebook'un artık hani incelmiş ve evrimleşmiş hali var. Burada tablet deneyim yok ama dokunmatik ekran var. Evet. O da artık standart O da oldu. nerede işe yarıyor? Kucağına aldığın laptopu, web sitesi geziyorsun, parmağınla sayfayı Ya kaydırabiliyorsun, yazısını alışkanlık büyütebiliyorsun. oldu. Yani bir sürü şeyde dokunmak istiyorsun artık. Evet. Yani benimkinde yok. Ben bazen yanlışlıkla basmaya çalışıyorum. Evet. Bazı şeyler için hakikaten artık alışmışız farkında olmadan. Artık şey bir kriter değil yani dokunmatik mi olsun olmasın o geçti o. Artık hepsi dokunmatik. Windows 8 de geliyor zaten. Orada şimdi bizim hani düşüneceğimiz şeyler konfigürasyonlar nasıl olmalı? Çünkü günün sonunda ultrabook olmak için Intel altyapısı gerekiyor. Intel altyapısı da HP'sinde, Asus'unda, onda bunda farklı değil. İçindeki temel standart. Ya anakartın, işlemcin, kullanacağın Evet. grafik, harici grafik kullanmıyorsa aynı. Aynı. Şimdi orada ne değişiyor şu günlerde? Haswell geldi. Haswell'ler piyasaya çıkmaya başladı. Ama şu an piyasada Haswell olmayan eski nesiller de var. Evet. Şimdi onları çöpe mi atıyoruz? Atmıyoruz. Onlarda da çok acayip kampanyalar var. Yani internette denk geliyorsundur. İnanılmaz indirimler var. Şimdi Haswell tamam daha iyi ama bu diğerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor ki. Evet. İkisi de iyi. Haswell daha iyi. Evet. İyisini çok iyi bir fiyata alıyorsan alabilirsin. Evet, ne getiriyor mesela? Nerede gördük? Vaio Pro'da gördük. O kadar ince olmasını sağlayan etmenlerden bir tanesi de Evet. Haswell. Hem ufaltıyor, pil ömrünü daha ufak bir kullanmasına rağmen diğer rakiplerine göre aynı, Tabii. hatta aynı kullansa bile daha fazla tutuyor gibi avantajlar sunuyor. Demek ki ilk hani pilden başlayalım. Pil dedik. İllaki pili önemli yani çok uzun süre ben kullanayım laptopu diyorsan pil büyük olacak, güçlü olacak. Pile dikkat edeceksin. Artı işte Haswell olduğunu biz bunu burada test ederek gördük. Gerçekten pil süresi ömrünü uzatıyor Evet. Haswell. Haswell'li bir ultrabook tercih edersin. Pili de büyük olursa genelde zaten geri kalan sistem bileşenleri dahili olduğu için pek tatmin edici ömür alırsın. İşlemci tarafında Murat, artık zaten minimum Core i3 buluyoruz, değil mi? Çok ucuz ürünlere bakmadığımız sürece. Evet, i3'ten başlıyor. i5, genelde ben i5, özellikle i5 görüyorum. Mesela i5 birindeki çok ürün de yaygın. öyle, senin cihazda da öyle. i7 pahalı kaçıyor biraz. O bir de şey var hani i7 herkese lazım değil. Yani i5 bile çoğu kişinin için Biz ne fazla. diyoruz hep incelemelerde? i7 yerine i5 artı SSD çözümünün olması Kesin. daha avantajlı. Kesin öyle. Bence i5 tercih etsinler. Şöyle render vesaire işleriyle uğraşanlar tamam onlar ayrı tutuyorum da. Günlük kullanımında sen oyun içinde hani bunların ekran kartları masaüstü kadar kuvvetli olamadığı için oyunda da sen yine ekran kartı limitlisin. i7 alsam bile seni kurtarmayacak. Kurtarmayacak. Bu kadar basit. Dolayısıyla
Orada işlemci tercihini bence fiyat performans mantığında düşünmek lazım. i5'in herhangi bir modeli gayet işini görür evet. bugün. Veri depolama kısmında kesinlikle SSD evet. Olması gerekiyor. 128 GB alt sınır ama yani fiyat olarak belki uygunsa 256 tercih olabilir. 128 olsa bile bu hard disk alıp bir tane 2.5 inçlik o şekilde depolama işini kotarabiliriz. SSD'nin katkılarını başka bir şeyle veremiyorsun. Bellekle ya da işlemciyle olur. Veremediğin bir kendi şey o performans artışı o. Çoğu zaten Ultrabook'un standartında ruhunda diyelim aslında SSD vardı evet. başından beri. Sonra biraz fiyatı düşürmek için normal disk kullanıldığında gördük. Şimdi hibritler var. Esas hani oradan da bize soru geliyor. Hibrit seçenekleri de tercih edilebilir. Yani kesinlikle. SSD yani şu şöyle adam da olacak. Yani sen biz diyoruz ya harici bir şey alırsın. Hayır adam diyor ki ben sürekli yanında taşıyacağım. Minimum ağırlıkta gitmeliyim. Yani ona illa o zaman al diyemiyorsun hariciden bir şey. O zaman hibrit çözümlere baksınlar. Hibrit diskli hatta şöyle işte geçen incelediğimiz laptoplardan bir tanesinde Asus'ta ne vardı? 24 GB SSD tampon çalışıyordu. Yanında 5400 RPM disk vardı. Evet. Bu hibrit çözüm ama hani bir arada olan değil. Ayrı ayrı ikisi ayrı çalışıyordu. Bu da bir çözüm. Alet çok hızlı açılıyordu. Evet. İşletim sistemi orada SSD'de. Evet. Ya da şey işletim sistemi yani kullandığın her şey sık kullandığın şeyler SSD'de depolandığı için yani bir şeyi 5 kere açtığın zaman 5.sinde süper hızlı oluyor. Evet. Şimdi o da bir çözüm. Onu da unutmasınlar. Uzak durmaları hani çok mecbur değillerse gidip sadece 5400 RPM diski olan bir çözümden tercih etmesinler. Evet. Çünkü gerçekten yavaşlatıyor yani bilgisayarı. Evet. SSD alın alamıyorsanız hibrit diskler var. Yani içinde kendisi tek parça olan hibrit diskler de var. Hı-hı. Böyle gelen modeller de var. Ya da işte dediğim gibi ayrı ayrı iki parça halinde gelen var. Bunlara baksınlar. Evet. Murat Ultrabook aslında bir sınıf. Yani Intel tabanlı olup da laptoplar sadece Ultrabook'lardan oluşmuyor. Öyle. Ultrabook en önüne çıkan özelliği taşınabilir ve hafif olması. Evet. Şimdi dolayısıyla günün sonunda sen süper bir şekilde oyun oynamak istiyorsan, yani sabah akşam render yapıyorsan, sistemini çok zorluyorsan Ultrabook zaten burada senin radarın dışına çıkıyor otomatikman. Tabii. Gerçi şunu da gördük. Biz geçen işte Asus'un o incelediğimiz Ultrabook'unda 2,5 kiloydu hatırlarsan. Hı-hı. Yani Ultrabook'un da sınırları biraz aslında zorlanıyor şu anda. Esnetti de biraz Intel. Evet esnedi. O bilgisayarla sen sabah akşam render yap yani. Onda bir şey yok. Ama oyun da oynattık. Hatta onda o konuya da şimdi gireriz. Ama tabii ki oyun bilgisayarı dediğimiz konsept bambaşka bir şey. Onun tasarımı da farklı. Yani onun böyle ince olması değil. Tam tersi. Böyle işte büyük hoparlörleri falan olacak. Hı-hı. Kocaman olacak. Ağır olacak. Işıklı olacak. Bir şey olacak. Evet. Onun tasarımı da biraz öyle vahşidir. Oyun bilgisayarının evet. zayıf olması pek makbul değil şu anda. Evet. Ultrabook'ların hayatımıza girdikten sonra bence bize en önemli katkısı Murat bizim laptoplarda sürekli gördüğümüz bu iğrenç panellerden kurtulmamız oldu. Evet. Artık fiyatı işte 1000 dolara yaklaşan ürünlerin hepsinde IPS panel yüksek çözünürlük görüyoruz. Kesinlikle orada Full HD çözünürlük artık standart oldu. Ekran alırken IPS alın eğer ekran sizin için önemliyse. Onu da şöyle anlıyorsun. Aşağı evet. yukarı bak. Kesinlikle. Sadece. Şimdi orada bile bir kriter var hemen hatırlatalım. İkisi birbiriyle bağlantılı. Şimdi biliyorsun entegre GPU'ları var. Intel'in HD Graphics 4000-4400 gidiyor. Bunlar oyun oynatabilen ama oyun GPU'su olarak lanse edilmeyen işlemciler. Yani Intel hiçbir zaman işte alın muhteşem oyunları oynayın demiyor. Demez de zaten evet. de. Bunun zorlayan en büyük etmen şu ekranların çözünürlükleri. Evet. Ekran çözünürlüğünü düşürürsen oyun konusunda daha rahat ediyorsun. Çünkü bu cihazların hepsi tek çözünürlük. Yani ben çözünürlüğü düşürürüm, oynarım. Eski CRT tek LCD bunlar. Değil, evet. LCD'de en iyi görüntü her zaman o kendi doğal çözünürlüğünde alınıyor. Dolayısıyla siz oyunda oynayacaksanız ekran çözünürlüğüyle ekran kartı arasında bir denge tutturmanız lazım. HD 4000 seviyesinde bir grafik kartı olan modelden alırsanız ekran çözünürlüğünün Full HD olması oyunları ciddi anlamda performans kaybına sebep oluyor. O yüzden ben onu önermem. Ki Asus incelesine de gördük. Evet. Ekran çözünürlüğü 1980 değil, 1366x768. Evet. Kocaman 15.6 inç evet. ekranda doğru. Oyun oynatsın diye. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Dolayısıyla siz de seçim yaparken bunu düşüneceksiniz. Ben bu bilgisayarla oyun oynayacak mıyım? O zaman çözünürlükten fedakarlık edeceksin. Çünkü ekran kartına 4000'i 5000 yapamıyorsun sonrasında. Evet. Alırken neyle alırsın? Ki oradaki tehlike de şu. Standart çözünürlükteki paneller genelde TN panel. Yani kalitesiz evet. ekranlar oluyor. Onu dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi Murat, Ultrabook tercihinde biraz da şey
ön plana çıkmıyor mu? Şimdi mesela birbiriyle ikisi ultrabook bunların. Ama bambaşka ürünler koyduk. Tabii. Mesela yogayı hatırlayalım. Derin çözümünü hatırlayalım. Evet. Klasik yapıda zaten çok fazla ürün inceledik. HP'sinden işte bizim yerel Casper, Expert onlara da baktık, Tabii. inceledik. Asus'un keza öyle Tay içisi geldi arka tarafın ekranı olan. Biraz da ihtiyaç yani tasarım beğenisi onlar da ön plana giriyor Ultrabook'ta sanki. Tasarım tabii. Yani bunu alıp sokağa çıkıyorsun. Yani bu ofiste önünde sürekli duracak bilgisayar bu değil. Evet. Yani hiç gerek yok. Zaten biliyorsun bunlar daha pahalı Hı. ürünler. Bunu alan adam dışarıya çıkıyor, kafede çalışıyor mesela. Ha paran olsa bile bunu alıp sadece ofiste kullanıyorsan ürüne yazık. Ürüne yazık tabii işte onun için. Özelliğini kullanmıyorsun. Geçen Levent abi çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki kulaklık alırken aynaya bakıyor insanlar nasıl duruyor diye. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi bu da öyle. Bunu alan adam düşünüyor. Yani bunu taşırken nasıl görünüyorum acaba diye düşünen insan Evet. var. O yüzden bu şekil olayına girildi zaten. Hatırlar mısın? Ben bir dönem Sony'nin pembe laptoplarını Evet. kullanıyordum. Çok fazla soru alırdım bir yerlerde otururken gelip özellikle bayanlardan. Ya bu işte ne kadar güzel gözüküyor, işte nerede markası ne vesaire gibi. Dolayısıyla bu senin gösterişin ne kadar sevdiğinle alakalı. Mesela ben Samsung'un Aptiv'ini çok beğenmiştim. Ama tipsizdi. Ya, ama Evet. güzel alette tipsizdi. Bu da tam tersi. Aptiv'in daha üstün özellikleri vardı. İşte ayrılabiliyordu vesaire ama Klavyesi büyük evet vesaire. klavyesi büyüktü. Bu da daha şık. Şimdi orada gösterişi seven bir kişi gidecek direkt bunu alır. Evet. Hasver'e geçer. Hasverlileri daha da güzelleşti. Ya da sürekli seyahat eden, yanında yani tüy gibi bir şey taşıyayım diyen gidip işte Vaio Pro 11 ya da Acer'ın Ya jilet orada gibi modelleri var. Onları şimdi tercih edebilir. Hasver ile birlikte daha önce olmayan bir şey çıktı karşımıza. Sony 1 kiloyu indi. 800 gram. Şaka Ya gibi yani. yani ve inan yani eline inanamıyor nasıl oluyor diyor. Evet. Çünkü sağlam da bir de yani öyle Evet. kırılacak bir izlenim de bırakmıyor. Evet. Şimdi orada da işte Hasver ile geçtiğin zaman öyle bir avantaj. Intel onu yani üreticiler onu öyle kullandılar. Evet. Yani Hasver ile bir şeyi alıp da atıyorum Render'da güzel sonuçlar beklemeyi ummayacaksın. Hasver'in artık Intel'in felsefesi de o yani performans değil. Biraz da şu aletleri inceltmek lazım. Evet. Güç tüketimiyle inceltebiliyorsun. İşte sıcaklığını düşürüyorsun vesaire vesaire. 1 kilonun altına inildi işte. O yani müthiş bir Süper bir laptoptu. gelişim. Ki pil süresi de iyi Pil yani. süresini de arttırıyor tabii. Evet. Orada şimdi az önce söylemeyi unuttuğum bir şey var. Şimdi Intel'in HD grafiksine muhtaç değilsin sadece. Bazı üreticiler de ne yapıyor? Ekstradan ekran kartı koyuyor. Hı. Oyun sistemi arıyorsan bir de o opsiyon da var. Var. HP'li mesela öyle bir örneğini görmüştük. Ve şöyle Intel'in ekran kartıyla beraber çalışıyor. Mesela Evet. Nvidia'nın Optimus teknolojisi var. Hı. Sen normal masa üstündeyken Intel çalışıyor, oyundayken Nvidia Evet. çalışıyor. Bu Güç tarz tüketimini aşağı çekiyor. evet bu Öyle bir. tarz opsiyonlara da bakabilirsin. Bunların işte dezavantajı genelde çok ufak sistemlere koyamıyorlar bunları. Evet. Yine büyüyorsun. 15.6 inç, 15 inç falan dayanıyor. Mesela Evet. HP'nin sistemi öyleydi. Daha genişti, daha yayvandı. Mesela harici grafiği vardı. Ama yine tabii ki çözünürlük 1768'di. Fiyat da hemen hemen aslında dengeliyor. Evet. Bir Yani konu, evet. Bir konu daha var. Şimdi bak, ne dedik? Küçük sistem, büyük sistem farklarından bir tanesi. Nereden sen hani anca ona sığıyor diyorsun ya, ona sığmayan bir şey daha var. Bellekler de sığmıyor artık küçüklere. Ne evet. yapıyor? Entegre. Gömülü. Evet, gömülü değiştiremiyorsun, upgrade de edemiyorsun. Alırken çok dikkat etsinler. Belleklere baksınlar. Şimdi insanlar eski tip alışveriş yapan adam şey düşünebilir. Yani 4 alayım sonra 8'e yükseltirim. Ama yükselteceği zaman bir bakacak ki yok entegre şeyler, bellekler yuva yok yani yapamıyorsun. O yüzden alacağınız laptopun belleğini sorun. Entegre ise 8 alın bu saatten Evet. sonra. 4 kötü değil. Sadece hani 2-3 sene kullanacağım diyen adama şimdi 8 al derim ben. Evet. Ya şimdi mesela ömürle ilgili de bazı sorular geliyor ediyor işte alırsam ne kadar kullanırım? Şimdi bence Murat donanımları bizim kullanma süremiz arttı geçmişe Çok net kıyasla. arttı. Şimdi mesela bu ürün bir seneden fazladır ben kullanıyorum önümde. Bazen programları çıkartıyorum, bazen çıkartmıyorum. Başka laptoplarda çıkıyoruz vesaire. Ama halen performans olarak hiçbir sıkıntı bana yaşatmıyor. Bence de bunun en temel sebebi tahmin ediyorum SSD. O önemli. Eskiden şöyle bir sorun da yaşardık. Hatırlar mısın? Hatırlarsın tabii ki. İşte fan sorunu olurdu. İçine toz dolardı, bir şey olurdu. Sistem yavaşlamaya başlardı vesaire. Şimdi bunu daha az yaşıyoruz sistemlerde. Kesinlikle daha az yaşıyoruz. Artı hani SSD'nin şöyle bir artısı var aslında. Hani doldukça yavaşlama sorunu vardı ya bizim Evet, eski o mekanik. yok. O gitti. Evet. Bir de şey var. Şimdi esas ömür uzatıcı
yazılımlar oldu. Yazılımların çok ötesinde artık donanımlar. Evet. Yani bunu biz neyle zorlayacağız ki günlük kullanımımızda? Artık oyunlar bile güncel ekran kartını o kadar zorlamıyor. Ki ekran kartlarının çıkması da çok yavaşladı. Hı-hı. Aynen. Masa üstünde de geri kaldı yazılımlar. Çünkü zaten oyun işi konsola döndü. Evet. Oyun mobilde tablete geçti. Yani tablet ayrı uygulama oldu. Başka bir şey oldu. Gitti artık kimse hani laptopunda çok az kişi masaüstü oyunları oynamaya çalışıyor. O ayrı bir segment. Ama günün geri kalanında sen bunu artık Photoshop'ta çalıştırırsın. Render'ını da sıkışsan alırsın. Hiçbir sıkıntı ama sadece biraz bekliyorsun o kadar. O yüzden eskisi gibi değil. Eskiden her hızlandırmada bir şeyler hızlanırdı. Görürdün farkını. Şimdi hiçbir şey görmüyorsun. Bu da neye yöneltiyor seni? Yenisini alacaksan nasıl cazip gelecek sana? Tasarımıyla seni ancak... O yüzden firmalar bu kadar şekle şemale önem veriyorlar. Çünkü salt işlemciyle, bellekle seni kandıramıyor. Seni albeni yaratamıyor. O yüzden tasarıma önem veriyorlar. Sen bir bakıyorsun ya bu ne güzel laptop diyorsun, alıyorsun. Peki sana can alıcı soruyu soruyorum. Hı-hı. Şimdi ben kendi tercihlerimden bahsedeceğim ama şimdi sen de mesela ultrabook tercihi yapacak olsan tercihin ne yönde olurdu? Yani şimdi benim tercihim küçük olmaz. 13.3 inçin üstü bana kesinlikle hitap etmiyor. Çünkü ben oyun falan da oynamıyorum. Oyun oynayacaksam ben masaüstücüyüm hala. Çünkü onun verdiği rahatlığı istiyorum. İşte evet. 5+1 ses sistemini istiyorum. Yüksek performans istiyorum. Ama mobilde beni en çok etkileyen şey ağırlıktı. Ben hafif olmasını isterim en başta. Performans eskisi kadar önemli değil. Çünkü i3 de olsa, i5 de olsa benim işimi görüyor. Çünkü her şeyim internette zaten. Yani ofis bile çok nadir çalıştırıyorum. Çünkü oradaki belgelerim de işte Google'da duruyor. Evet. İnternete bağlanması kafi. Disk olarak kesinlikle SSD ne olursa olsun ama alıyorsam ben de şeyi tercih etmiyorum. Harici disk taşımak istemiyorum. Hı hı. 256 GB minimum diski olsun. SSD olsun. Hani ekonomik modelden olsun. O da önemli değil. Ama 256 olsun. Çünkü o yani SSD'nin şu anki en hızlısının yarısındaki hız bile bana yetiyor. Hı hı. Çok hızlı çünkü mekanikten. Bellek tercihim kesinlikle bugün alıyorsam 8'li bir rakam olur. 4 yetecek bugün yeter ama yarın yetmediğinde upgrade şansım yok. Dolayısıyla evde upgrade şansın olan bir model tercih edeceksin. Ben onu feda edebilirim yani tasarım için. Hı. Çünkü benim istediğim incelikte o artık o şansını kaybediyorsun. Benim çok önem verdiğim bir konu daha değinmedik. Giriş çıkışlar. Yani ben maksimum giriş çıkış istiyorum. Yani kart okuyucusundan gerekirse mini portlarla ama Ethernet'i bile istiyorum. Çünkü lazım oluyor. Yani wireless olmayan bir yerde bir bakıyorsun kablolu internet var. Bağlıyorsun. Ya da wireless'ta bir sorun olduğu zaman bir alternatif o sonuçta. Evet. USB 3.0. Ben artık yani bugün laptop aldığım zaman USB 2.0 hiç görmesem daha iyi olur. 2 ya da 3 tane. Yani 3 tanesi ideal tabii ama benim istediğim inceliklerle genelde 2 tane USB portu ancak sığıyor. Evet. Ama ikisi de USB olsun. 3.0 olsun artık bu saatten sonra. Çıkışlar çok önemli. İşte HDMI mutlaka olacak zaten onun hani. Şey bile yok. Söylemeye gerek yok. Giriş çıkışlarda böyle. Onun dışında ben şu yani tablet olsun diyenlerden değilim. Yani tabletli kullanmasam da olur. Hı hı. Benim için önemli olan masaüstü. Çünkü ben tablette rahat yazamıyorum. Böyle olduğu zaman da bak mesela burada klavyeden fedakarlık etmek evet. zorundasın. Yarım. İşte tuşlar yok, touchpad yok. Lazım oluyor. Her zaman yanımda fare taşımıyorum. Aynen. Dokunmatikte %100 benim işimi görmüyor henüz. Görmüyor. Dolayısıyla benim tercihim yine bu şu tarz hani laptop, ince laptoptan yana olur ve olabildiğince hafif, en hafif neyse. Evet, tercihlerimiz ortak. Ben de tablet deneyimine alışık olduğum için hani standart tabletlerden yaşamayı tercih eden, masaüstü zaten artık kullanmıyorum yıllardan beri. Oyun oynamadığım için masaüstü ihtiyacım yıllardan beri yok. Ya bu tarzda hafif şeyler benzer düşüncelerimiz laptopla alakalı, ultrabooklarla alakalı. Benim en çok dikkat ettiğim şey bir ultrabook'ta ya da bir laptopta ekran kalitesi ve klavye, şu elimi bileğimi koyduğum zaman ne kadar rahat ettiğim. Yüksek çözünürlük tabii ekran. Bulabiliyorsan mat ekran müthiş. Var öyle bulabileceğimiz modeller. Rahat klavyesi ki 13.3 inç 11.1'de bile artık rahat klavyeler gelebiliyor. SSD zaten şeyimiz. Ben diski yanında taşıdığım için bana kapasite çok önemli değil. Fiyat aşağı çekmek kadar 128 GB tercih edebilirim. Yeter ki ekran kötü olmasın. Ve klavyede yazarken abuk sabuk rakamlara basmayayım. Mesela
klavyeye çok önem verdiğim için. Mesela Acer'ın incelediğimiz modeli, Aspire modeli olarak tercihten çıkıyor. Çünkü normalde klavyelerde işte 5-6 satır olur F ve numarik tuşlar. Mesela Acer bunu, tuşlar büyük ama bir bakıyorsun ya bir gariplik var şeyde, klavyede. 5 satır sıralama. Dolayısıyla birden pratikliği yok ediyor. Evet, biraz da gelecekten bahsetmek lazım. Hani önümüzde neler bekleyebiliriz ultrabooklarda? Şimdi Hasfele iyice oturacak. Bak bizim henüz incelemediğimiz, buraya hiç gelmeyen bir Iris'li grafik yongalı olan Hasfeller var. Onlar hiç yok. Şu anda gelmedi. Hı hı. Onlar gelince oyun işi de Intel'de daha ciddiye bilecek. HD 4400'ler henüz o noktada değiller. Onlar hala 4000 seviyesindeler. Ama Iris başka bir şey. Onlar geldiği zaman oyun kısmı daha iddialı olacak. Şimdi şey başladı biliyorsun, AC'ler var. İşte routerlar vesaireler artık AC olarak geliyor. Hı hı. Onlar gömülü olacak içinde ileride. Ekran çözünürlüklerini bir gıdım daha arttırırlar mı? Şimdi arttırırlarsa sonra yeni gelen grafik nefes ona yetecek. Bu sefer evet, yine oyun olayı i̇şte gidecek. Iris'te belki onu görürüz. Yani adam der ki ya bu oyunla ilgilenmiyorum, ben ekran çözünürlüğümü yükselteceğim. Ki arttıracaklardır muhtemelen çünkü Apple kendi tarafında yaptığı için çözünürlüğü o bir itici kuvvet olacak diğer firmalar için. Evet, çünkü artık herkes Full HD. Yeni bir şey yapmak lazım. Evet. Muhtemelen göreceğiz öyle bir şey. Daha incelir mi? Şimdi Haswell'le bu kadar oldu. Yani şu ankinden daha ince, şu an bugüne kadar incelediklerimizden daha incesi olmaz. Zaten yer kalmadı. Yere bırakmak kağıt haline gelecek. Evet. Aletler. Ama şey olabilir, yani iyice ne, tabletlerde şimdi Intel'de yani fansız çözümlerin şeylerini duyuyoruz, haberlerini. Belki bakarsın hani laptoplarda da, ultrabooklarda da fanı bir anda uçurabilirler. Ama bir sonraki, Haswell'in bir sonraki versiyonunda belki öyle şeyler görürüz. Ya benim için 800 gramı tutsunlar hala işte 11.1 inç için. Performansı da belli seviyeye kadar katlarlarsa zaten şu anda fazla ihtiyaç görüyor. İhtiyacı yine fazlasıyla karşılayacaktır. Şu an bir de işte hani pil tüketimi konusunda da iyileştirmeler olur herhalde. Bir de pil teknolojilerini artık bekliyoruz yani. Pil teknolojisi her şey için şu anda lazım. Evet. Yani sadece laptoplara değil, cep telefonundan evde sen hobi helikopterciyorsun ona bile lazım yani. Tabletle ultrabook'u ayıran en kesin çizgilerden bir tanesi bu. Tabletin hala bir pil avantajı var. O da zayıf şeyden dolayı. Sadece o işe odaklı olduğu için. Tabii. Arka tarafta 1000 tane şey yok. Yok. Yani ultrabook'ta vaziyetler böyle. Dikkat edilmesi gereken şeyleri saymaya çalıştık. Ne toparlayalım. Ekran kartına dikkat, çözünürlüğe dikkat, belleğe dikkat. SSD'ye dikkat. SSD'nin miktarına dikkat ya da işte hibrit çözümlerini göz ardı etmeyin. Kesinlikle işe yarıyorlar. Genel olarak bunlar ve tabii sonunda da tasarım. Tasarım. Bunun için kimse kimseye tavsiye veremez. Evet. Bu kişisel bir şey. Artık eskisi gibi değil. Gidiyorsun hepsini önüne seriyorlar, görüyorsun. Aynen öyle. İşte bunun için Sony Center'a git. Herkes bütün modelleri gör. Toptancılara git. Zaten herkes orada. İstediği kurcalayabiliyorsun da. Kesinlikle. Eline almadan ben hep söylüyorum. Yani şunu bir tutacaksın, bir kaldıracaksın. Hissiyatına bakacaksın. Ekranına bakacaksın. Açılarına vesaire. Hiçbir ürün videoda gözüktüğü gibi değil. Tabii. Gerçekte daha farklı. Tabii tabii. Biz buradan yansıtmamız mümkün değil oldukları haline. Vaziyet böyle. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere.